Ne desem bilmiyorum ki. Herkes mağdur. O zaman tefe tüfen emekliye de 10 liraysa 25-30 bin lira yapın göreyim size. Peki bu adam 17 bin lira askeri ücret aldı mı affedersin ne bok yiyecek? Vallahi burada geçinemeyen kardeşim köyüne gidecek. Bura İstanbul. Ev sahibiyim. Çok iyi yaptılar. Biraz daha arttırsınlar hatta. Siz emekli misiniz? Maalesef. Yani 10.260 lira emekli maaş alıyoruz. Kiralar Beşiktaş'ta, Bodrum'da 20-25-30 bin lira. Geçinebiliyorsan geçin hadi bakalım. Onlar bir gün bizim yerimizde olsun ya. Bir günlük sadece onlar bizim yerimizde olsun. Beşiktaş Septi'nde 35 bin lira kira veriyorum. Evim yani köyne bir ev. 2 artı 1. Çok köyne bir ev. 35 bin lira veriyorum. %35 zam geldiğini düşünelim. Ne kadar yapıyor? %65. 65 lira. Ben ne kadar lira. Ben o kadar para kazanmıyorum ki. Yine elimize bir para gelmiyor. Süründürüyorlar insanları kiracılar. Ev sahipleri menfaatçi burada. Biz her zaman şunu deriz yani. Kiranı gününde alıyorsan o kiracıdan zam yapma. Makul bir fiyatta. İşte 17.002 TL'de asgari ücret. Sen şimdi zam yaparsan bir ay kira alabilirsin. İkinci ay alamazsın. Ondan sonra koşarsın mahkemeye, çıkartmak için uğraşırsın. Hani aldığım kira aylık benim 6 bin lira. Ha, evim benim eder 15 bin ama tabii ki o fiyatı çekemiyorum eve. Çünkü benim kiracım da haklı, o da garibanı yani. Ama ben de gariban oluyorum bu durumda, bilemiyorum. Herkes birbiriyle kavgalı. Devlet sorun yaratıyor, vatandaş da devletin yarattığı sorunlarla uğraşıyor. Bence kira artışlarının, madem bu kadar evler yapılıyor, yapılar yapılıyor, kira artışlarının enflasyonun 1/4 kadar olmasını isterim. İş bu eve ilk girdiklerinde maaşlarının yarısını veya 1/3 vermeye razı geliyorlar. 5 yıl sonra maaşının 1/10 düşünce oradan bir maddi menfaat sağlamış oluyorlar. O da doğru olmaz, o da doğru olmaz. İkisinin ortasında bir şey olması lazım. Burada mal sahiplerin de enflasyona maruz kalıp sömürülmesi yanlış bir şey. Çok kavgalar oldu. Yani çok yani adli olaylar da oldu. Sırf kiracıyı çıkartma anlamında değil. Yani kavgalar oldu. Yani kötü şeyler oldu. Yok baltasıyla gidip kapıyı kıranlar, doğalgaz, elektrik su sayaçlarını sökmeye çalışanlar. Hani kiracı gitsin de kiracılar da bu %5 olayından hiç yani insaflı davranıp yani mal sahiplerine yardımcı olmadılar. Gıda enflasyonu zaten yüksek. Adam buradan 3 bin lira kira alıyor. 5 bin liraya markete harcıyor yani. Mahvettiler yani, bizi. Hiç kusura lütfen bakmasın. Bütün kiracıları düşünsünler. Bize yazık değil mi ya? Hayır yani, sen maaşını alsan. Maaş da alamıyorsun. Kiran da ona göre dengeli olsa burada dengesizlik var. Ben dışarıdanım. Ben de ev sahibiyim. Ama benim kiracımın aldığı maaşla ben ona ne kadar yükseltebilirim? İşte, ben iki senedir zam yapmıyorum. Senin neden? Gibi ki ev sahibi olsa keşke. Çünkü ben alacağım paranın karşılığında beddua alırım. Geçinemiyor. Ben onun yiyeceği ekmeğini mi alayım? Ben kiracımı çıkartmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. 5 bine oturuyor. Bağlarbaşı gibi bir lükserde iki arabasını koyuyor otoparka. Çık diyoruz çıkmıyor. Bak İspark olmuş 150 zam. Suya gelmiş 153 zam ki bir keren geldi. 3-4 keren gelir. Efendim halk ekmek 160 zam. Ondan sonra elektriğe 138 zam. İşçiye veriyor, emekliye verdi mesela %25. Ulan bir keren %25, %38 elektrik yaptın kafadan aldın. Sen düşün gerisini, boku yedik. Devlet büyükleri böyle uygun gördü ama halk bunu uygun göreceğini zannetmiyorum ben. Çünkü çok yüksek bir rakam. 10 bin lira ödeyen 16.500 ödeyecek. Bir anda 6,5 milyar zam çok büyük bir yüksek bir rakam bana göre. Düşünün yani bir evde geçim, elektriği, suyu, faturası falan. Yüksek bana göre 165. Vallahi ben sıkıntı yaşamadım. Gerçeği konuşuyorum. Benim çünkü iki dükkan kirada, iki daire kirada, bana üç daire, bana yetiyor fazla bile. Burada tabii ki pahalı olacak her şey. Geçinemiyorsan köye gideceksin kardeşim. Bu böyle. Dünyadan başka İstanbul var mı Allah aşkına? Yok değil mi? Burası tabii ki pahalı olacak. Yani ucuz bir şey beklemeyeceksin.
Adam olmuş 70 yaşında, devlet. Devlet sana ne yapsın bu yaşa kadar sen bir şey yapmadıysan? Kimileri de bedavaya çöküyorlar. Bedavaya çöküyorlar. Gidiyorlar, oturamayacakları yerlerde ev tutuyorlar. En lüks sitelerde bedavaya çöküyorlar yani evlere. Siz ev sahibi misiniz, kiracı ben misiniz? Ben ev sahibiyim. Çok iyi yaptılar. Biraz daha arttırsınlar hatta. %25'te kiracılar kaldılar. O kira artışlarına kaldılar. Ama şimdi %70 ödeyemeyenler için kötü olacak. Başka semtlere gidecekler. Hem evim var hem de kiracıyım. Ev sahibi yani kira alıyorum, kiracı. Peki %25 zam sınırının kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla benim kendi evim vardı, kiraya verdik. Geçen sene %50 zam yaptık. Yani kiracım da her şeyin farkındaydı, biliyordu. Oturduğum eve de %50 zam veriyorum. Ekonomi şartları zorluyor, enflasyon. Kiracımız hani düşünceli birisi olduğu için beraber hareket ettik. İkimiz de birbirimize zarar vermedik ama problem olacak. Bence büyük problem olacak. İyi oldu. Neden iyi olduğunu söyleyeyim. Yani o oldu anlamında söylemiyorum. Zaten hiç kimse bunu uygulamıyordu ki %25'i. Herkes kiracısına gidip %25 değil 10 alıyorsa 20'ye çıkarıyorum, 17-500'e çıkarıyorum diyordu zaten.